Şimdi Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir paylaşım yaptı. Diyor ki, bir sorun milleti, acaba bu kardeşlerinizi ülkemizde istiyorlar mı? 15-50 yaş arası zaten vizesiz sınırdan kaçak giriyor. Göçmenistan Cumhuriyeti yaptınız memleketimizi. Sayın Toker, ne dersiniz? Böyle bir anlaşma, böyle çok önemli diye duyurup tek cümleyle geçip ne bu sizce? Ben de Emin Bey gibi cevap vereceğim. Ben de bilmiyorum, o kadar yani ani bir karar ki. Hani para için yapıyor dese herhalde para 50 yaş üstünde vardır. Emeklidir. Herhalde bizim emeklilerden daha iyi durumda olmalı. Sesini Irak biraz emeklisi. Açar mısınız arkadaşlar? Buyurun geliyor Sayın Toker. Şimdi geliyor. Yani... Biz bakın 10 sene öncesine saralım filmi. Pek çok onlarca Afrika ülkesiyle vizesiz seyahat karşılıklı anlaşmalar yaptık. Bunun bedelini Avrupa ile olan ilişkilerimizde ödedik. Sen benim sınırıma Afrika'ya bu kadar taviz verip sınırlarını açarsan ben de sana sınırlarımı kapatırım, vize sorunu çıkarırım diye Avrupa buna karşılık verdi. Bunun bedelini iş adamlarımız ödedi. Türk insanı ödedi. Onun için ben bunu çözemiyorum. Sonra bir şey sorayım, bunun yanıtını bilmiyorum. Kürdistan o bölgesel yönetiminin ayrı bir pasaportu şeyi yok değil mi? O hepsi Irak. Bağdat. Yok, onlar merkezi hükümetiyle ilgili. Yani şimdi acaba Kuzey Irak'taki asıl onun için diyor bu uygulama. Ne için diyor? Asıl onun için zaten diyor. Kuzey Irak'tan gelecek ağırlıklı olarak bilmiyorum Güneydoğu'ya bir yine demografik bir değişiklik mi, ekonomik nedenle mi yapmış bunu? Yani bunlar turist olarak gelip çıkmaları lazım. Yakalanırsa da vizesini geçirdiği zaman ceza edeyim, sınır dışı edilecektir herhalde. Ama şimdi ilk bölümde biraz kulak misafiri oldum. Bakın ben bunlara hiç şaşırmıyorum. Diyorsunuz ki, ben de diyorum, geçenlerde sizin kanalda bir programda dedim galiba. Ben Ankara'dan çıkan hiçbir rakama inanmıyorum. Nasıl ki TÜİK'in enflasyon rakamına inanmıyorsak, Fahrettin Koca'nın Covid'den ölüm rakamlarına inanmıyorsak, milletle dalga geçtiler. Yok hasta sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı, belediyelerden defin sayısından gerçek rakamlar ortaya çıktı. Hatırlayın o günleri. Günde 5-10 kişi ölüyor derlerken bir baktık 70-80 kişi defnediliyormuş. Enflasyona inanmıyoruz, işsizliğe inanmıyoruz. Sığınmacı sayısına nereden inanalım? Nasıl inanalım? Sınırından giren adamın sayısını bilmeyen adam ülkede kaç tane sığınmacı olduğunu nasıl bilebilir? Yani bu kadar saçma sapan bir şey olur mu? Ona inanmıyoruz. Ben size açık söyleyeyim, seçmen sayısına da inanmıyorum. Tabii. Depremde ölen sayısına da inanmıyorum. Niye bu kadar fütursuzca milletle dalga geçer gibi rakam paylaşıyorlar? Çünkü özgür basın yok, demokrasi yok, şeffaflık yok. Bir AB ülkesinde bir bakan, bir başbakan, bir siyasetçi vatandaşına, seçmenine yalan bilgi, yalan rakam vermeye cesaret edebilir mi? Edemez. Siyasi hayatı o gün biter. Şimdi soru sorabiliyor mu gazeteciler? Muhalif veya yandaş, niye yaptınız bunu? Hangi gerekçeyle, karşılıklık var mı? Hayır, soru sormak bile yasak. Onun için ben yaptım oldu. Arkasında ne yatıyor, hangi hinlik yatıyor, hangi anlaşma yatıyor ve onu bilmiyorum. Cem Bey, ama ben size tamam, bir şey söyleyeyim. Bu, gazeteciler soramadı. Bu neredeyse 20 yıldır böyle. Ama yani böyle bir açıklama olabilir mi? Biz 15 yaş altına 50 yaş üstüne vize serbestisi getirdik. Ne bir yaptı? Cümle. O ben yaptım oldu hanımefendi. Yaptı. Burası ben yaptım oldu ülkesi. Fermanla yönetilen bir cumhuriyet burası. Ona yeni şey ile literatürde kararname diyoruz. Ferman
Ben yaptım oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden ben çıktım oldu. Hadi ne yapacaksınız? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Meclis kararıyla girmiştik. Şahsım devletleri kararıyla çıktık. Ve yani biz hala ülkeyi 2002 öncesinin yarım yamalak düzelmeye çalışan, iyileştirmeye çalıştığımız, bir AB standartlarına taşımaya çalıştığımız demokrasi zannederek sohbetler ediyoruz. Ben yaptım oldu. Yani evet böyle bir şey olabilir mi? Bugünün Türkiye'sinde olabilir. Yarın bambaşka bir şey olabilir. Onun için ne meclis kararı ne bir şey. Peki. Ben yaptım oldu. Cem Bey, dünyanın en çok göçmen barındıran ülkesi. Sınırlarında göçmenler kaynaklı, sığınmacılar kaynaklı, farklı farklı birçok sorun yaşayan ülkesi. Neden böyle bir karar verir yine komşu coğrafya ile ilgili? Bu bir devlet politikası olmalı. Başka bir izahı yok. Ama akıllarından ne geçiyor, bunu ne yapıyorlar? Saklıyorlar milletten ve sadece tahmin edebiliriz. Bakın bu kadar büyük bir ekonomik kriz yaşayan, işte emekli sürünüyor, çalışan sürünüyor, işçisi, memuru, pazar artığı, halk ekmek kuyruğu, şu, bütün bunları yan yana koyduğunuzda Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşarken ülkeyi yöneten adam üstelik seçime girmeden birkaç ay önce Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, gerekirse bir 40 daha harcarız diyebiliyor. Hiçbir endişesi yok. Şimdi ben bunun bir devlet politikası olduğunu tahmin etmiyorum. Biliyorum adeta. Çünkü kafamda sorular var, yanıt bulamıyorum. Şimdi nedir nasıl sorular? Oluyor da? Ne söyleyeyim şimdi size? Ben Cumhurbaşkanıyım, kabineyi ben kurdum. Bir tane Milli Savunma Bakanım var, İçişleri Bakanım var. Bu adamları niye görev verdim? Bir kere Milli Savunma Bakanı'na sınırları koruma görevi verdim. Jandarma komutanına, İçişleri Bakanı'na da içerideki düzeni, asayişi koruma görevi verdim. Yetkili Cumhurbaşkanıyım. Benim iki dudağımın arasında. Fakat söylendiği gibi demin, benim sınırlarım kalbur olmuş. Videoları var. Gelen giriyor. Üstelik Ortadoğu gibi bir coğrafyada gelen giriyor. Kim olduğunu bilmediğim. Milyonlarca insan girmiş. Peki ben bunu Cumhurbaşkanı olarak sormaz mıyım? Arkadaş Savunma Bakanı. Trump bile dedi. Sınırını koruyamayan millet millet değildir dedi ya. Böyle bir lafı Amerikalı söylüyor. Ve duvar örüyor oraya. Şimdi bunu soran yok Türkiye'de. Kalbur olun, gelen giriyor. Peki hadi girdi. Ama ben Savunma Bakanını görevden falan almıyorum. Devam et böyle diyorum. Hadi girdi. Benim polisim var, İçişleri Bakanım var. Ben Taksim'den Levent'e kimlik kontrolsüz gidemiyorum gece 11'de. Bunların milyonlarcası nasıl oluyor da binlerce kilometre yol kat edip ülkeyi boydan boya geçip İstanbul'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, Ayvalık'a, Çeşme'ye, İzmir'e, Marmara'ya bir Allah kuluna yakalanmadan, kimliği olmadan nasıl gelebiliyor? Şimdi ben Cumhurbaşkanı olsam İçişleri Bakanlığı çağırır fırçamı atarım. Sen nasıl iş yapıyorsun derim ya. Alırım görevden. Hayır, Cumhurbaşkanı bu adamı 7 sene görevde tutuyorsa bu halde, o zaman bu Cumhurbaşkanı'nın yani Türk Devleti'nin bir politikası olması lazım. Ne diyor şey? Dönemin başbakanı mıydı? Meclis başkanı mıydı? Binali Yıldırım. Avrupa bizim sayemizde terör yaşamıyor diyor. Ülkeye bakın. Avrupa Birliği'nden ziyaretçiler geliyor. O sakallı bir eleman vardı, bir de sarayda ayakta kalan kadın. Hatırlayın Martin bilmem kimle geçen gün yine seçildi. Evet, bravo. Şimdi onlar Türkiye'de görüşmeler yaptılar. Gittiler, giderken bir bildirge yayınlandı. Türkiye hangi konuda teşekkür ediyor Avrupa Birliği? Sığınmacılar konusunda gösterdiği işbirliğinden dolayı.
İtalyan Başbakanı ne diyor? Türkiye'ye milyarlar veriyoruz tutsun bunları diye ülkesi. Yani bu hükümet Türkiye'yi Avrupa'nın tampon bölgesi ve sığınmacı kampı yapmıştır. Nokta. Ve bu evet. Erdoğan hükümetinin bir politikasıdır. Daha biz bunun bedelini ödemeye başlamadık Bengü Hanım. Şimdi 8-10 yaşındakiler 20 yaşına gelsin. 20 yaşındakiler 30 yaşına gelsin. O zaman göreceğiz. Evet. Gettoları, evet. Mahalleleri, asayişi. Biz ülkenin yarısını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine daha entegre edememişiz. Allah'ın milyonlarca Arabını mı entegre edip bu toplumda beraber yaşamaya çalışacağız? Evet. Ben size söyleyeyim, ben yıllardır şunu söylerim. Bu politikaya karşı çıkmak ırkçılık değil, vatanseverliktir. Çocuklarımız çok ağır bedel ödeyecek ama bu politikanın sorunları o günlerde bu ülkede olmayacaklar, hayatta olmayacaklar ondan. Devam ediyoruz. Sıcak gelişmelerle başladık. Şimdi biraz siyasete anlamamız gereken konulara dönelim. AKP dün 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı. O kuruluş yıl dönümünde hem Erdoğan'ın verdiği mesajlar hem transferler çok konuşuldu. Biraz buna bakalım. Çünkü o transferler haftalardır AKP'li isimlerin konuşulmasını istediği ve sızdırdığı ölçüde bir efekt yaratmadı. Hem sayı olarak en az 15 diyorlardı, 13'te kaldı. Hem de katılanların daha düşük düzeyde olduğu dikkat çekti. Şimdi iki milletvekili var. İkisi de İYİ Parti'den istifa etmişti. Seyitan İşsiz ve Ersegun Yücel. Bunların zaten katılması bekleniyordu. Onun dışında belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları var. Bunları konuşacağız. Şimdi AKP'ye o istediği yeniden yenilenme, yeniden doğuş, yeni başlangıç duygusunu verir mi AKP'li seçmene? Yoksa bu sonun başlangıcı mı, daha fare mi doğurdu? Biraz buna bakalım. Bakarken de özellikle iki ismin profili üzerinden gitmek istiyorum. Bunlardan biri Emrullah Akpınar, Erzurum'un Azizye ilçesinin belediye başkanı. Yeniden Refah Partisi'nden seçilmişti ki bunu da ayrıca konuşmamız lazım. Katılan belediye başkanlarının 7'si Yeniden Refah Partili. Bugün Fatih Erbakan'ın çok çarpıcı bir açıklaması var. Onu da aktaracağım birazdan. Şimdi Emrullah Akpınar, o seçildiği zaman çok büyük laflar etmişti. Birincisi o. İkincisi İYİ Partili Seyitan İşsiz. O da çok büyük laflar etmişti. Bir dinleyelim ikisini, sonra devam edeceğiz. Kuruluş aşamasındaki birçok değerini AK Parti getirdi. Yani mesela ben hizmet alanındaki özellikle insanımızın kucaklanmasıyla alakalı birçok alanda bir kutuplaşmanın, bir hizipleşmenin, bir ayrışmanın artık vuku bulduğunu, artık o kuruluş aşamasındaki her toplumun her kesiminin kendisini içinde bulduğu AK Parti'nin artık olmadığını, temsilde adalet kapsamında da hiçbir şekilde artık adil davranılmadığını ve dolayısıyla da o ötekileştirmenin, o ötelemenin, hizipleşmenin de tavan yaptığı bir AK Parti'nin artık benim için doğru bir siyasi mecra olmadığına kanaat ettim. Ve dolayısıyla da bundan ötürü AK Parti sürecimi noktalanmış oldum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. Ben AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun, yeniden icraatların, yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yani bu soruya böyle kaçamak cevap verecek Erzurum'da siyasetçilerin içinde bugünkü iktidarın gücüne karşı kaç kişi çıkar? Valla bir Emrullah Akpınar çıkar. Kesinlikle olmaz. Millet beni bu partide seçmiş, bu partide geldim, bu partide gider. Şimdi biri diyor ki ben bu partiden seçmiş millet beni bu partide geldim bu partide giderim. Öbürü İYİ Partili milletvekili önce diyor ki bir yıl önce daha AK Parti kuruluş ayarlarından uzaklaştı falan diyor. Sonra ben yuvama döndüm diyor bir yıl sonra. Bir de mesela o günlerde Seyitan İşsiz konusunda iktidar medyası da
ay ne kampanyalar yapmıştı, ne başlıklar atmıştı. Bu vekil transferlerinde atı çok geçmişti, böyle para karşılığı sandalye falan İYİ Parti'de çok konuşulmuştu ya, hani para verip vekil oldular meselesi iddiaları çok konuşulmuştu. O zaman bakın A Haber ne yazmıştı? İYİ Parti'de skandallar bitmek bilmiyor. 3 milyon dolara vekillik satılan kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyitan işsiz çıktı. Bu başlıktan tam bir yıl sonra, 16 Ağustos 2023'te atılmış bu manşet. Tam bir yıl sonra aynı Seyitan işsiz gitti Erdoğan'dan rozetini taktı. AKP'de siyaset yapmaya başladı. Öbürü Akpınar, ben diyor Erdoğan'la diyor kim, iktidarın gücüne kim karşı çıkabilir? Ben çıkarım, ben bu partiden seçildim, bu partide devam edeceğim diyor. Cem Toker, sizinle başlamak istiyorum. Ne diyelim şimdi buna? Tam AK Partili olmuşlar diyelim. Ses yok. Cem Bey, sesinizi kapatmışsınız sanırım. Kapatmadım, açık. Buyurun, efendim. Şimdi duyuyoruz. Kapatmadım sesi. Yani Türkiye'de siyaset böyle. Geçmişte de benzerlerini gördük. Geçen dönem milletvekilleri işte Çelebi falan vardı, hatırlayın. Geçmişte yani benzerini gördük ama ne bunu yapanlara ya ne de buna tevessül eden partilere bir hayrını gördük mü emin değilim. Şimdi bunu seçmen karar verecek. Seçmenin faturayı kesmesi lazım böyle yapan milletvekillerine. Eminim bu taraf değiştiren, hangi çıkar için yapıyorlarsa bilmiyorum. Eminim bir dahaki dönem Erdoğan bunları yine aday gösterecektir partisinden. Bunun pazarlığını yapmışlardır veya farklı bir makam sözü almışlardır. Onun için seçmen bunları takip edecek ve faturayı seçimde kesecek. Böyle döneklik olmaz diye. Mesela Erzurum'da konuşan eleman. Yani bunu muhalefet partileri de bunu gözüne sokmaları lazım seçmenin. Seçim zamanı bunlar unutuluyor. Eskişehir'de de bir İYİ Partili vardı, hatırlayın. Bir iş adamı. Sonra AKP'ye gitti, AKP'ye geçti ama. Tabii. AKP'ye geçti ama daha önce neler demiş İYİ Parti. Nebi Hatipoğlu işte. Evet. Belediye başkan adaydı o. Evet. Evet, evet, evet. AKP'den aday oldu. Aynen. Şimdi bu bir dahaki seçimde baraj altında kalması garanti. Üç tane parti sayayım size. İYİ Parti, istedikleri kadar kızsınlar bana. Ben gerçekleri söylemek için çıkıyorum kanallara. Öbürü DEVA, öbürü Gelecek. Sıfır nokta küsür. Ve o seçimde de kendilerini 10 kişi, 15 kişi meclise taşıyacak bir CHP bulamayacaklar. Şimdi iddia ediyorum, Emin Bey milletvekilliği yaptı, benden daha iyi biliyordur. Bir milletvekili için birinci hedef bir sonraki dönem seçilmeyi garantilemektir. O koltuğun tadını aldıktan sonra öyle başkanla ters düştüm, politikalar yanlış, o falan, bunlar geçerli. Bir tane hedef vardır milletvekili için. Eskiden bakan olmak büyük hedefti eski rejimde. Şimdiki rejimde bir sonraki dönemi garanti altına almak için. Bu garantiyi de verme gücüne sahip olan bir tane parti var. Hem makam olarak hem maddi çıkar olarak Erdoğan'ın sonsuz bir gücü var. Yani bu adamlar iş adamıysa şirketlerinin alacağı ihaleler, vergi kolaylıkları, vergisi, yani bunların örnekleri dolu. Maalesef Türk siyaseti böyle. Bunları eleştirdikten sonra ben hala iddia ediyorum, bunu 30 senedir savunan bir partide sıfır çeke çeke siyaset yaptım ama inandığım şeyden vazgeçmiyorum. Artısıyla eksisiyle dar bölge seçim sistemine geçmemiz Türkiye'nin yaşadığı pek çok sorunu, bilhassa yasama erkinde ve yasamanın yürütmeyle olan ilişkilerinde çözmekte büyük bir adım olur. Ama parti genel başkanları, muhalefet olsun, iktidar olsun, buna yanaşır mı hiç zannetmiyorum. Çünkü dar bölge seçim sistemi... İktidar ise gelir.
Yani aslında şöyle, birinci parti işte gelir diyelim. Şu anda birinci parti CHP olduğu için tercih etmez belki ama önceki dönemde dar bölgeyi AKP'nin istediği zamanlar oldu. Çünkü dar bölge sisteminde bir tarafta AKP olur, bir tarafta HDP olur. Kıyıda da birkaç tane CHP olur. Eskiden böyle olurdu en azından. Hayır. Bunu iki türlü yaparsan AKP'nin karşısında öyle bir ittifaklar oluşur ki işte onu kabul etmez tabii. Seçim bölgesi ittifakları olduğu takdirde o en güçlü partinin gücü bir anda budanır gider. Bunun örneğini son şeyde gördük. Yerel seçimde gördük. Yerel seçimde bir nevi dar bölgedir zaten. Onun için ben yani buna şaşırmıyorum. Bunun arkası da gelecektir önümüzdeki yıllarda. Şimdi Emin Bey diyor ki erken seçim çok önemli. Erken seçim çağrısı. Çünkü 31 Mart'ta AKP ikinci parti konumuna düştü. Ya ikinci parti konumuna düştü, millet ikinci partiye katılıyor boyuna. Evet. Belediye başkanı, milletvekili. Yani ben bir şey isterken çok dikkatli isterim Emin Bey. Bu rejimde erken seçim isteyip de tekrar yok sandığa sahip çıkamadım, yok seçmen sayısını bilmiyordum, yok İçişleri Bakanı öyle yaptı, böyle yaptı, sandık kapandı, sandık açıldı. Ondan sonra bir bakmışım 5 sene daha vermişim adamlara. O zaman ne yapacağız? Evet, yani bunu siyasi mühendislikle istemek lazım herhalde. Garanti sonuç almadan istemek intihar olur gibime geliyor. Buraya bir kısa cevap alayım. Sonra bir de sizden şunu da rica edeyim. Buyurun. Böyle bu katılımlar, yani katılanların düzeyi buyken, sayısı buyken bu kadar böyle rüzgar estirilmeye çalışılması, sanki oradan yeni bir hikaye çıkarılmaya çalışılması da bize bir şey anlatıyor olmalı. Bunu hemen bir cümleyle cevaplayayım. Sonra sevgili Cem'e sorularına cevaplayayım. Bu sadece bugünkü meclis devam edecekmiş gibi meclis aritmetiği açısından AK Parti kendi meclis aritmetiğini kuvvetlendirmeye çalışıyor. İkincisi, geçen belediye başkanları meselesinde de yeniden Refah Partisi'ni zayıflatmaya çalışıyor. Bunun haricinde hiçbir derin manası yok. Çünkü 31 Mart'ta yeniden Refah Partisi iktidara en büyük darbeyi vuran parti oldu aslında. Onun haricinde çalışmaları itibariyle de bugün belki neredeyse kızacaklar bana ama CHP'den daha iyi çalışır vaziyetteler. Muazzam üye kaydediyorlar. Yani şu anda yeniden Refah Partisi. Üye sayısı en hızlı artan parti. En hızlı artan parti neredeyse CHP'nin üye sayısını yakında yakalayacak kadar bir faaliyet içindeler. Üçüncü sırada değil mi? Efendim? Üçüncü sırada. Üçüncü sırada. Evet. Dolayısıyla oradan rahatsızlar. Yani matematiği düzeltmek için yapıyorlar. Şimdi biz sevgili Cem Toker'le bir müddet aynı partide de bulunduk. Kendisi hakikaten fevkalade gayretle çalışırken milletvekillerine bir soru söyledi. Milletvekillerine bundan sonra bir numaralı meseleleri tekrar seçilmektir. Ben belki istisnayım. Ben bir daha seçilmeyi hiç düşünmedim milletvekili olarak. Ben ettiğim yemine uygun hizmet etmeyi düşündüm. Burada en önemli konu, bazı arkadaşlar buna misyoner ruhu diyorlar ama ben idealist olmayı kastediyorum. Milletvekili olan insanların çok dikkatli seçilmeleri, liyakatla beraber bu edecekleri yemine bir idealist şekilde hizmet edip etmeyeceklerine bakılması lazım. Yoksa işte bugünkü pespayelik ortaya çıkıyor. Yeniden seçilmeyi tekrar hedef olarak alan milletvekilleri ki çoğunluk öyle, haklıca çoğunluk öyle, burada bu şekilde hareket eden milletvekillerinden hiçbir yere gidebilmenin imkanı yok. Doğrudur, milletvekillerinin bir kısmının tekrar seçilmesi fevkalade önemlidir. Milletvekillerinin çoğunluğunun yenilenmesini ben katiyen doğru bulmuyorum, onu da altını çizeyim. Yenilenme, yeni bir kan gelmesi doğru ama sonuç itibariyle meclisi sadece şu gördüğümüz fotoğraftaki genel kurul zannediyoruz. Meclis genel kurul değil. Meclis komisyonlar. Komisyonlarda da tecrübesiz insanların orada kanun yapıcı şekilde ortaya çıkmalarının çok büyük eksiklikleri olduğu kanaatindeyim. Çünkü o zaman yönetimden veya yürütmeden gelen kanunları değerlendiremeden genel kurula sevk ediyorlar. Onun için devamlılık mühim.
devamlılığı reddetmemek lazım. Burada esas mühim olan konu idealist, liyakatlı insanların milletvekili olmasının temin edilmesi lazım. Şimdi buyurun Cem Bey. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi algı diyelim, kaynak dağıtımı diyelim, ne dersek diyelim, bir gerçek var. AKP kurulduğundan beri en dibe vurmuş şu anda. Bugün bu konumda. Bu konumda olmasına rağmen biz transferleri konuşuyoruz, AKP'ye geçişleri konuşuyoruz. Tam tersini konuşmamız lazım. Yani bir tane AKP'li milletvekili sokağa çıkabiliyor mu? Halkın arasına karışabiliyor mu? Bir pazar yerine gidebiliyor mu? Ama bu biraz da böyle 22 yıllık bir rejimin karakterinden kaynaklanan bir... Evet. Böyle bir arayışı var mı Cem Bey? Ama bundan. Şimdi Oğuz diyor ki kaynak güç onda, suyun başında o oturuyor, kaynak dağıtıyor. Evet canım, 25'te de öyle olacak, 26'da öyle olacak, seçim döneminde de öyle olacak. Ben sana bir kötü haber daha vereyim. Merkez Bankası'nın matbaasının başında da Erdoğan oturuyor olacak. Eğer mesele kaynak dağıtmaksa... Cem Bey, 2024'te de o matbaanın başında Erdoğan oturuyordu. 2019'da da oturuyordu. Gördüğünüz gibi yani matbaanın başında oturmak her şeyi çözmüyor. Her şeyi çözmüyor. 13 tane belde belediye başkanını çektiği için bugün eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir cazibe merkezi olarak tanımlayacaksak bence çok büyük bir yanılgıya düşmüş oluruz yani. Cazibe merkezi diye tanımlamıyorum Oğuz. Hala oraya gidiyorlar diyorsun. Bize, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeyi versinler zaten. Çünkü böyle bir arayış yok. Bu dönemde bunu nasıl yapabiliyor? Yarın bir gün çıkacak diyecek ki sen benden daha iyi biliyorsun. Bu kış enflasyonu bak düşürdüm diyecek. 70'ten 40'a düşürdüm diyecek. Hadi yeniden bir algı operasyonu. Yarın bir gün anayasa teklifiyle gelecek meclis açıldığı zaman. Herkesi bir yerden tavlamaya çalışacak. Gelecek milletvekillerini, deva milletvekillerini, onları bunları... yani bir şey yanlış. Şimdi algı diye algı, evet. Bak hiçbir önemi yok deyip kendimizi aldatabiliriz ama ya bu dönemde bunu nasıl yapabiliyor bu adam? Evet. AKP hala Can Bey siyaset profesyonelleri için bir cazibe merkezi mi hala? Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Yani iki milletvekilinin İyi Parti'den, İyi Parti gibi son bir yıldır sadece tartışmalarla anılan, kan kaybeden bir partiden istifa etmiş iki ismin oraya geçmesi AKP bir cazibe merkezi. Bunu şuna getirdiler. 74 veya 75'te açıldığında, 74'te açıldı birinci köprü. Bir dolardı geçiş. Ve hatırlıyorum, bir dolardı yani. O zaman geçiyorduk. Yine bir dolara getirmişler. Yarın öbür gün, ya bunları hiç şaşırmayın, bir daha zam yaparlar. Yaparlar yani, niye yapmasınlar? Az önce bütçe açığını söylediniz. Sene başında %50, 15 Mayıs'ta bir %50 daha. Ya bakın, 1 trilyon 200 milyar faiz ödeyecekler. Evet, 276 milyar tam rakam. 1 trilyon 200 milyar faiz ödeyecekler. Nereden çıkacak bu faiz? İşte buradan. Buradan. Bu arada onun 664'ünü ödedik Emin Bey şu ana peki, kadar. Peki, geri kalan tamam. Şey olarak. Cem Bey siz ne dersiniz? Bu zam böyle çok beklenmedik bir noktada geldi sanki. Çok makul. Hani yapacaklar yani Mehmet Şimşek'in politikası bu. Milletin cebinde para bırakmamak. Evet. Ya vergi zammı, elektrik zammı, doğalgaz zammı. İşte köprü zammı, otoyollarını yapmamışlar mı? Onu da yaparlar yarın otoyol sabah. Otoyol var. Evet. Yani 90 milyar dolar bütçe açığı var. Yani devletin harcayacağı parayla devletin toplayacağı para arasında 90 milyar dolar. 2.7 trilyon mu ne bu sene beklenen. O daha da yüksek çıkacak. Bu bütçe açığını Türk milleti kapatacak. Başka yok. Bu böyle. Onun için bana sürpriz gelmiyor bu zamlar. Bunun arkası da gelecek. Ama hani emekliye zam yapmıyoruz ya, asgari ücrete zam yapmıyoruz ya, enflasyonu körükler diye. Biliyorum. Fakirleşeceğiz, fakirleştirecekler. Mehmet Şimşek'e her programda sormak istiyorum. Muhabiriniz yakalarsa sorsun. Türk milletini fakirleştirmek dışında
ekonomiyi düzeltmeye yönelik bir başka programın var mı? Yok. Mesela kamuda tasarruf ne oldu? Mesela yapısal reformlar hangilerini uygulamaya koydun veya koyacaksın? Şimdi bakalım bütçe disiplini ne oldu? Hadi onları anlatsın bize. Şimdi 1-2 ay sonra 2025 bütçesi gelecek. Hadi görelim bakalım kamuda tasarrufu, bütçe disiplinini. Ben size kötü bir haber daha söyleyeyim. Her senenin başında bir bütçe açığı, beklenen bütçe açığı tahmini yayınlarlar. Ona sadık kalmaya kalırlar, çalışırlar. Ama sonbaharda da bu yazda dahil frene basıyorlar. Yani iş talebi kısacaklar, sıkı para politikası. Bu ne demektir? Belediyelerin kasasına da, Ankara'nın, hazinenin kasasına da daha az vergi gelecek. Çünkü cebimizde daha az para bırakıyorlar harcama yapmamız için. Harcamalar durunca vergi geliri düşer. Yani bu kadar basit. O yüzden ben şaşırmıyorum. Bunların arkası da gelecektir. Türk milleti tarihinin, tekrar ediyorum, Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü ekonomi yönetiminin yaşattığı en ağır sefaleti Türk milleti yaşıyor. Önümüzdeki senede yaşamaya devam edecek. Önümüzdeki aylarda iddia ediyorum, bugüne kadar sadece enflasyon konuştuk. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyon ve işsizlik konuşmaya başlayacağız. Doğru. İş yerleri kapandıkça, fabrikalar kapandıkça, AVM'ler kapandıkça ne yapacak insanlar? Kapının önüne elemanları koyacaklar. Geçen programda Sinem Hanım'a da söyledim yanılmıyorsam. Benim sokağımdaki pastane 11 kişiyle çalışıyormuş. Şimdi bir tane hamur ustası bir de sahibi çalışıyor. Bir pastane 10 kişiyi kapının önüne koymuş. Evet. Ve bu sene yaptığım ciroyu Covid'den önce yapmıyor. Yani onun kadar bile yapamıyorum diyor. O kadar alışveriş düşmüş. Evet. Oğuz Hocam, bunlar... doğru. Cem Bey, şimdi %288'e varan bir zammı konuşuyoruz ya. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi bugün dedi ki, emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı. Herkes bolca para verir, problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı arttırmak, topyekün ülkece bir karar vermeliyiz. Otoyollara böyle zamlar yapınca mı çözülüyor sorun? Emekliye zam yapınca hiçbir sorun çözülmüyor. Öyle mi? Benim cümlemi araklamış. Ben de sık sık derim, vergilere zam yapmakla ekonomi düzelse dünyada fakir ülke kalmazdı. Asgari ücrete zam yapmakla zenginlik, refah gelse dünyada fakir insan kalkmazdı. Şimdi bunlar geçtiğimiz 10 sene içinde yavaş yavaş yavaş, o kadar ekonomi bilimiyle inatlaşarak, nas mas diyerek ekonomiyi öylesine raydan çıkardılar ki şimdi freni patlamış araba gibi yokuş aşağı gidiyoruz. İşte direksiyonu bir sağa kırıyor, bir sola kırıyor. Şimdi bu felaket 10 sene önceden geliyorum diyordu, ekonomik felaket. Uyarılar alıyorduk. Onları sık sık dile getiriyorum. Şimdi yaptığı bu zamlara bakınca, hatırlar mısınız, Washington'da demişti ki oradaki yabancı yatırımcıya, yerelleri ikna etmekte zorlanıyoruz. Neye zorlanıyoruz? Enflasyonun kontrol altına alınacağını. Ya işte enflasyonun sorunu sensin. Yani iki türlü enflasyon var. Biri talep, biri maliyet. Maliyet enflasyonunu yaratıyorsun, zannediyorsun ki sadece talebi kısmakla ben enflasyonu kontrol altına alacağım. Bunu da yapamıyorsun. Şimdi millet de, vatandaş da enflasyon kontrol altına alınamayacak algısı devam ettiği müddetçe millet de ya 5 kiloluk yağ alayım, bugünden alayım, yarın daha pahalı olacak algısını yarattığın müddetçe sen talep enflasyonunu da kontrol altına alamazsın. Ha, orada %288 vurgulayıp duruyorsunuz. TÜİK'in başındaki adam ne dedi? Ha 45, ha 75 dedi.
Yani demedi mi? Böyle bir kafa yönetiyor Türkiye'yi. Öbürü de diyor ki yerelleri ikna edemiyorum diyor. Hem de yabancıya söylüyor. Niye edemiyorsun? Niçin Avrupalı bir lider, bir siyasetçi vatandaşını ikna edebiliyor da sen edemiyorsun? İlk bölümde ne dedik? Ben Ankara'dan çıkan hiçbir rakama inanmıyorum. Buna enflasyon rakamı da dahil. Kimse inanmıyor Türkiye'de. İş adamları da inanmadığı için kaçırıyorlar paralarını, yatırımı durduruyorlar. Çünkü Türkiye bir adamın iki dudağının arasında, onun o sabah kafasına ne eserse onun yaptığı bir şey. Daha bugün müydü yaptığı konuşma, 23. yıl dün müydü? Yorulanlar varsa dinlensin diyor. Dün. Türkiye'deki en yorgun siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Metal yorgunudur. Ama bunu ona söyleyebilecek biri var mı? Vallahi işte söylüyorum. Ben, hayır. Burayı dinlemiyordur büyük ihtimalle. Rütük söylesin. Rütük başkanı söylesin işte buradan dinliyordur. Şimdi kolay da değil. Bakın 20-30 senedir tanıyoruz. 1994-2024. Türkiye gibi bir ülkeyi tek başına aldığın kararlarla hele hele böyle bir coğrafyada yönetmek mümkün değil. Bir de AKP gibi bir partiyi yönetiyorsun. Yani düşünün, her şey kontrolden çıkmış. Sadece ekonomi değil ki, yarın sabah adaleti konuşacağız, anayasayı konuşacağız, eğitimi konuşuyoruz, nerelerde süründüğümüzü, sığınmacı sorununu konuşuyoruz, dış politikayı konuşuyoruz, milli güvenliği konuşuyoruz. Ne oldu? Mavi vatan ne oldu? F-16'lar verilecek mi? İşte S-400'ler ne oldu? Ya S-400'ler ne oldu? Bütün bunlar alt alta yönetilemiyor Türkiye. İlk dinlenmesi gereken siyasetçi Erdoğan bu yaşta, bu sağlık durumunda Türkiye... Ya ben yapamam, siz yapamam. Yani can yapamaz bunu, Erdoğan'ın yaptığını. Uçağa atla Astana'ya git. Oradan işte toplantı yap. Gel ertesi gün Berlin'e maça git. Gel ertesi gün Washington'a git. Oradan gel Rize'ye git. Bunu yap, bunu yap. Ya senin yaşında insan altından kalkamaz hocam bunu. Biz Washington'a gidip geliyoruz. 3 gün yataktan kalkamıyoruz saat farkından. Erdoğan ertesi gün kalkıyor gidiyor. İstediğin kadar uçan sarayda uç. Hiç fark etmez o şey saat farkının getirdiği şey. Onun için ben yani şaşırıyorum. Erdoğan'ın enerjisi, hırsı. Bir de kendin görevden aldın. Milletvekillerini, kurucularını, belediye başkanlarını ağlata ağlata sizde metal yorgunluğu var diye görevden aldın. Yani Erdoğan da etten kemikten bir insan ve bunu kabullenmesi lazım. Ama bunun bedelini yine Türk milleti ödüyor. Bakın karpuz diyorsunuz. İhracatçı da haklı, karpuzcu da haklı. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben size izleyicileriniz karpuz için yiyemeyen, belki söyledim ama. Tüketici de haklı. Tabii. Yani, pazara haklı, gidip. Nasrettin Hoca'nın fıkrasına benzedi yani. Herkes haklı. Bengü Hanım ucu herkese dokunuyor. 85 milyon dedi birisi az önce. Zengin de uyku uyuyamıyor. Yarın sabah ne olacağını bilmiyor ki. Tabii, tabii. Faizi indirir mi, çıkarır mı? Altın mı alayım, fabrikaya yatır, fabrikayı büyüteyim mi, kredi alayım mı? Ben biraz da onlar uyumasın almayayım diyeceğim. Siz kızacaksınız ha. Ama bence biraz da onlar uyumasın. Hiç sakıncası olur, yok. Olur, onlar da uyumasın. Tamam, sizi mutlu ediyorsa söyleyeyim. Ama yeni fabrika açılmazsa iş bulamazsınız. Yeni televizyon kanalları açılmazsa iş bulamazsınız. Maaşınıza zam gelmez. Ha, zenginin de uykusu kaçsın diyebilirsiniz, kaçsın. Ama 85 milyon etkileniyor. Şunu söylemek istiyorum, bakın. Karpuzcu niye haklı biliyor musunuz? O ucuz bilmem kaç kuruşa sattığı karpuzu getiren buraya kamyon fiyatları, şimdi bak köprü fiyatı, bundan bahsediyorsunuz. Siz biliyor musunuz, izleyicileriniz biliyor mu? Adana'dan karpuzu İstanbul'a getiren kamyon boş dönmek zorunda. Evet. Evet, bir düşünün şimdi karpuzdaki maliyeti. Adam dolu gitse yarı fiyatına taşıyacak karpuzu. Adam pazarından patates götürmesi yasak Adana'ya. Yolun üstünde geçiyor Adana şeyden, Adam pazarından boş soğan alıp götüremiyor. Şimdi bu ekonomi yönetimi midir ya? Nasıl oluyor bir ülkede gıda enflasyonunda dünya şampiyonusun,
Karpuz tarlada, patlıcan tarlada, domates tarlada çürüyor. Gıda enflasyonunda dünya rekoru kırıyorsun. Çölün ortasındaki ülkeden daha yüksek gıda enflasyonu yaşıyorsun. Onun için diyorum, ekonomiyi yönetemiyorlar, ülkeyi yönetemiyorlar. Şey doğru, Emin Şirin çok haklı söylüyor Emin Bey, doğru. Ama muhalefetin de çıtayı yükseltmesi lazım kardeşim. Böyle normalleşme, güzelleşme, cicileşme falan diye olacak iş değil bu. Bu şeyi yapması lazım. Şeyci niye haklı, ihracatçı niye haklı? Her şeyin fiyatı nasıl artıyor, bir şeyin fiyatı artmıyor. Bir gariplik var. O da nedir? Dövizin fiyatı artmıyor. Baskı altında tutuluyor. Bir şeyin fiyatı artmazsa sonunda patlar. Taksi fiyatını arttırmazsanız taksimetre fiyatını, binecek taksi bulamazsınız. Yarın bir gün aynı şeyi dövize yapıyorlar şimdi. Evet. İhracatı ne yapacak? Bu kadar yüksek enflasyon, döviz aynı, adam anlaşma yapmış yurt dışına. Maliyeti artıyor, sattığı fiyat, ihracatçı da haklı, karpuzcu da haklı, kamyoncu hepsinden haklı, bomboş gidiyorum abi diyor. Tüketici haklı, o zaman tam zamanı, yani AKP tarihinin en düşük seviyesinde, demin konuştuğumuz konulara geliyor ama burada ana muhalefete bilhassa çok büyük görev düşüyor. Bunun gölge bakanları vardı ya, Allah aşkına bir çıt, bir kelime söylesinler ya. Bir basın toplantısı yapsınlar. Kimdir ekonomiden sorumlu CHP'nin? Çıksın bir konuşsun ya. Bir kelime duydunuz mu? Siz gazetecisiniz. 7/24 haber takip ediyorsunuz. Mehmet Şimşek'le görüştü biliyorsunuz bir kere. Değişti bir kere. Görüşürüz. Ondan sonra ortada yok. Allah aşkına. İz bırakacak bir şey yapsınlar. Ne olur ya. Yani bundan daha olgun bir dönem bulamazlar şeyi, iktidarı daha da yıpratmak için. Ve tünelin ucunda ışık mışık yok, Türk milleti hiç heveslenmesin. Ben şeyle, örnekleriyle konuşuyorum. Onun için yani muhalefete çok büyük görev düşüyor bu dönemde. Ama ortalıkta göremiyorum maalesef. Çıtayı yükseltmeleri, tam saha prese başlamaları lazım. Evet. Siz ne dersiniz Can Kakış'ım? Kesinlikle katılıyorum. Ben de zaten burada katıldığım programlarda normalleşme siyasetinin CHP'nin oylarını yükseltmeyeceğini ifade etmiştim. Nitekim bizim önümüzdeki rakamlar CHP'nin oyunu. Cem, eski seçimlerden gelen alışkanlıklarla ya diyor Emin Bey, sen erken seçim istiyorsun ama bunlar yine sandıklara sahip çıkabilecekler mi? Çok meşru bir soru. En fazla uğraşanlar bizlerdik. Komisyonu zorlukla kurdurttuk altılı masaya, seçim ve sandık güvenliği komisyonunu. Ortada muazzam bir hüsran ve muazzam bir skandal çıktı netice olarak. Değiller. Gölge kabine çalışıyor mu? Çalışmıyor. İşte Yalçın Karatepe Hoca gitti bir tane görüşme yaptı. Ondan sonra bugün bu konuşmaları yapıyor mu? Yapmıyor. Partinin içinde maalesef bir cumhurbaşkanı kim olacak mücadelesi algısı var. Bu seçmende bu algıyı yarattılar. Kendileri konuşurken diyorlar ki yok böyle bir mücadele. Zamanı gelince biz doğru adamı seçeriz. İBB başkanı kim olacak tartışması evet. Var. İBB başkanı kim ya olacak İBB tartışması İBB başkanı kim olacak lafları konuşuluyor. Yani olacak iş değil. Hazırlık intibanı veremiyorlar. Bu bir. Bunu toparlamaları lazım. Normalleşme yapılacaksa CHP'nin bir tane normalleşmeye ihtiyacı var. Kendi içinde normalleşsin. CHP kendi içinde normalleşsin. Tayyip Erdoğan'la. Fikret Bilal. Bir virgül koymamız lazım. Reklam süresini aşıyoruz. Dönüşte devam edelim olur mu? Tabii. Özür dileyerek. Cem Bey bu arada bu saatte sizi uğurluyoruz sanırım. Evet. Çok teşekkür ederim katkınız, katılımınız herkese için. Herkese selamlar. Eksik olmayın. Sağ olun. Siz de İyi akşamlar. Sağ olun. Kısa bir ara, dönüşte devam edelim.